Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bu hafta olduğumuz denemedeki coğrafya sorularını birlikte çözeceğiz birazdan. İlk soruyla başlayalım. Demiş ki, aşağıdaki şekilde 45 derece kuzey paralelde üzerindeki KL ve N merkezlerinde ekinoks tarihinde aynı anda güneşin gökyüzündeki konumları verilmiştir. Buna göre KL ve N merkezleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? İlk olarak şunu bir hatırlayalım. Ekinoks tarihi diyoruz arkadaşlar. Bana neden bahsediyor? Gece gündüz eşitliğinden bahsediyor değil mi? 12 saat gündüz, 12 saat de gece yaşıyor dünya bu dönemde. Şimdi bu KL ve N merkezlerini birlikte bakalım. Bakalım hangi şıkta bana yanlış bir ifade kullanmış. A şıkkı K merkezi daha doğuda yer alır. Şimdi bu tarz soruları okulda çözmüştük. Ne demiştim ben bu şekilde ilgili sizlere? Özellikle demiştim ki şekile aldanmayın. Yani K'da güneş batıyor diye siz onun en batıda olduğunu düşünebiliyordunuz. Ancak bakın bana diyor ki aynı anda güneşin gökyüzündeki konumu. Yani üç merkezde aynı anda bakılıyor güneşin konumuna. K'da güneş batıyor. L'de daha 12 saat yani güneş tepe noktasına yeni gelebilmiş. N'de de sabahla öğle arasında bir geçiş yaşıyor. Şimdi K merkezi daha doğuda yer alır diyebilmem için ne olması lazım? Aynı anda bakıyorum ya. Demek ki K merkezi gerçekten diğer merkezlerden daha doğuda olmalı ki ne yapmış? Diğerlerinden önce batmış değil mi? O zaman K'yı kabul edebilir miyim? Kesinlikle ederim. A doğru. B'ye bakalım. Diyor ki N merkezinde güneş N merkezinden önce doğmuştur. Kabul edebilir miyim? Evet bakın neden? Çünkü M'den daha önce öğle vaktini yaşıyor. Demek ki daha önce doğmuş. Bu yüzden B'yi de kabul ettim. C'ye baktım. N merkezi başlangıç boylumunun batısında, K merkezi ise doğusunda yer alır. Şimdi başlangıç meridyeni sıfır meridyeninin sağında ya da solunda, batısında ya da doğusunda olarak bir çıkarım yapabilir miyim bununla ilgili? Hayır arkadaşlar yapamam. Neden? Çünkü ben bu merkezlerin yarım kürelerini, batı yarım kürede mi, doğu yarım kürede olduğunu bilmiyorum. Şekle bakarak böyle bir bilgi çıkaramam. Bu yüzden cevabım C olmalı. Diğer şıkların da doğruluğunu bir teyit edelim ama. Diyor ki en batıda yer alan merkez N'dir. Doğru bir ifade mi? Kesinlikle neden? Çünkü N en batıda olduğu için diğerlerinden bakın daha geç doğmuş ve daha geç öğle vaktini yaşayacak. Tamam mıdır? Bu yüzden D'yi de kabul ettim. E şıkkına baktım. N ve M merkezi arasında boylam farkı en azdır. Nereden çıkarabilirim arkadaşlar bu çıkarımı? Nasıl düşüneceğim? Bakıyorum, L ile M arasındaki zaman dilimine bakıyorum değil mi? Çünkü dedik ne yapıyorduk? Her meridyen arası kaç dakikaydı? 4 dakikaydı. L öğleni yaşıyor, M öğleni doğru yaklaşıyorsa demek ki bunların arasındaki meridyen yani aynı zamanda 4 dakikalık zaman dilimi daha azmış şeklinde çıkarımı yapabilirim. Bu yüzden cevabım C olmalı. E şıkkını da kabul ettim arkadaşlar. Şimdi diğer soruya birlikte geçelim. Evet, şimdi diyor ki bize bu sorumuzda yukarıdaki haritada numaralandırılmış alanlardan hangisi muson rüzgarlarının etkisiyle bol bol yağış almaktadır? Bu soruyu hemen hemen tüm sınıflarla çözdük. Artık hepimiz biliyoruz muson deyince aklımıza neresi gelmeliydi arkadaşlar? Çin, Hindistan bölgesi gelmeliydi değil mi? Buradaki Büyük Himalaya dağlarının denizden gelen, okyanustan gelen nemli hava etkisiyle birlikte yaz aylarında bol yağış alması İndus, Ganj nehirlerinin özellikle bu yağışlarla birlikte taştığını ve burada kutlamalar yapıldığını daha önce söylemiştik. O zaman muson rüzgarlarının etkisi dediğine göre nereye gitmeliyim? Tabii ki de Hindistan-Çin bölgesini aramalı gözlerim. Bu yüzden cevabımı ne olarak vermeliyim? 5 numara olarak yani en şıklı olarak vermeliyim arkadaşlar. Üçüncü sorumuzla devam edelim. İzoipslerle ilgili bir soru gelmiş önümüze. Diyor ki bana, aşağıdaki haritada bir yörenin eş yükselti eğrileriyle çizilmiş topografya haritası verilmiştir. Buna göre Sema ve Ali'nin bulunduğu noktalar arasına kurulacak teleferik hattının uzunluğu ile aralarındaki yükselti farkı aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? İlk olarak izoipslerle ilgili hatırlamamız gereken şey neydi arkadaşlar? Bu eğrilerin birbirleriyle eş olarak arttığı değil mi? Direk ilk çıkarım olarak neyi hatırlamalıydım? Deniz seviyesinin 0 metre olduğunu hatırlamalıyım değil mi? Şimdi yükselti farkını nasıl bulacağım? İlk olarak deniz seviyesinin 0 olduğunu biliyorum. Ancak bana onar yüzer şeklinde gittiğiyle ilgili bir bilgi vermiş mi?
hayır vermemiş. Ama bakın şurada bir ipucu var. Bakın burada bir ada var. Diyor ki 200 metre bu alan. Şimdi peki bu adanın ilk çizgisi kaç metre olmalıydı? Deniz seviyesi dediğimize göre 0 olmalı. Demek ki 0'dan 200'e kadar çıkmışsa ilk basamakta. Diğer basamaklarda da kaç çıkmalı? 200 artmalı değil mi? Şimdi ne dedik biz bunlara? Eş yükseltmeli dedik. Güzel. Eğer bu 200 olarak artıyorsa semanın bulunduğu katın bir altı ne olmalı arkadaşlar? Şurası 0 metre. Semanın bulunduğu yer 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800. O zaman hadi birlikte hesaplayalım. 200, 400, 600, 800, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600. Demek ki 200-200 gittik ya. Ali ile Sema arasında ne kadar metre fark varmış arkadaşlar? Toplamda 1600 metre fark varmış. O zaman yükseltiyi buldum mu? Buldum. Şimdi cevaplarda bir arayalım. 1600'ün olduğu, yükseltinin 1600 olduğu bir şık lazım bana. A'yı eledim. 1800 dedi. B, C olabilir. D'ye baktım, eledim. 1200 diyor çünkü. E'ye baktım, gene eledim. Demek ki şıklarımdan B ya da C olacak. Şimdi bu sefer uzunluğu bulacağım. Peki uzunluğu nasıl bulacağız? Arkadaşlar özellikle bu tarz sorularda bir topografi haritasında size eğer uzunluk soruyorsa şu size aşağıda vermiş olduğu çizgi ölçek var ya kesinlikle bunu kullanacaksınız. Peki nasıl kullanacağız? Diyor ki sana bak burada şu kadarlık bir mesafe diyor 5 kilometreyi diyor ifade ediyor. Yani sen Sema ile Ali'nin bulunduğu şu çizgiyi şununla birlikte eşleştirdiğin zaman kaç kilometreye tekabül ediyor bunu bulacaksın. Şimdi Sema ile Ali'nin bulunduğu mesafe ile aşağıdaki çizik ölçeğin mesafesi aynıysa demek ki Sema ile Ali'nin arasında 5 kilometre fark var. Bu yüzden de cevabımı ne vermeliyim? Demeliyim ki aralarındaki mesafe 5 kilometredir. Bu yüzden doğrudan cevabım ne olur arkadaşlar? C şıkkı olur. Diğer soruyla devam edelim. Şimdi diyor ki soruda basınçla ilgili bir soru gelmiş. Coğrafya dersinde öğretmen bir basınç merkezindeki yatay yönlü hava hareketini gösteren aşağıdaki şekli tahtaya yansıtmış ve öğrencilerinden bu merkezin özelliklerini söylemelerini istemiştir. Buna göre öğrencilerden hangisinin verdiği cevap yanlıştır demiş. Şimdi ilk olarak şeye bakarsak bir hatırlayalım ilk olarak değil mi? Bu şekli nasıl yorumluyordum arkadaşlar? Demiştik ki eğer hava hareketleri İçeriye doğruysa bu bir ne alanıydı arkadaşlar? Alçak basınç alanıydı değil mi? Bir de yarım küre buluyorduk. Yarım kürede ne yapıyorduk? İyice hatırlayalım bunu. Noktanın bittiğiyle başladığı kısmı birleştiriyordum. Eğer bomben üstte kaldıysa bu kuzey yarım kürede diyordum. İlk çıkarımlarımı bu şekilde yapıyordum. Şimdi diğer öğrenciler neler demiş? Onları bir okuyalım. Ahmet diyor ki yükselici hava hareketi görülür. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Neden bunu söyleyebiliyorum? Çünkü şekle baktım dedim ki bu bir alçak basınç merkezi. Alçak basınç merkezlerinde hava ısınır ve ısındığı için de ne yapardı sürekli? Yükselirdi. Hava yükselici hareket gösterirdi. Bu yüzden Ahmet'i kabul ettim. B'ye baktım. Burak diyor ki yüksek basınç alanıdır. Bunu kabul edebilir miyim? Hayır arkadaşlar edemem. Neden? Çünkü oklarımın yönlerine baktığımda neyi fark ettim? Bunun bir alçak basınç merkezi olduğunu fark ettim arkadaşlar. Ceren diyor ki kuzey yarımkürede yer almaktadır. Bu çıkarımı zaten ben şekle bakıp yapmış mıydım? Yaptım değil mi? Okların nereye doğru bombesi? Üst tarafa doğru. O zaman kuzey yarımkürede yer alır. Demek ki Ceren de doğru söylüyor. Dileğe bakalım. Havada bulutlanma görülür. Biz demiştik ki yükselici hava hareketlerinde ısınan hava yukarılara doğru çıkar. Çıkan hava, yukarılara doğru çıkan havada ne yapardı? Hızla soğumaya başlardı. Bu da bu soğumayla birlikte yoğunlaşmayı, yoğunlaşmayla birlikte de bulutluluğu oluşturur demiştik. Bu yüzden Dilek de doğru söylüyor. Elif'e baktım, hava hareketi çevreden merkeze doğrudur. Şimdi baktığımda hava hareketi nasıl arkadaşlar? Bakın hava geldi çevreden geliyor. Nereye doğru toplanıyor? İşte şu merkeze doğru toplanıyor. Bu yüzden cevabım ne olmalı? Burak olmalı. Burak bana yanlış bir bilgi verdi. Elif de doğru söyledi. Bu yüzden cevabımız Bursa. Diğer soruya geçelim. Diyor ki bana, renklendirme yöntemiyle çizilen haritalarda her bir renk belirli bir yükselti aralığını temsil etmektedir. Buna göre Atlas sayfasında Türkiye fiziki haritasını inceleyen bir öğrenci
Yukarıdaki haritada numaralandırılmış alanlarından hangisinde renk değişiminin daha fazla olduğunu gözlemler. Şimdi renklendirme yöntemini öncelikle bir hatırlamamız lazım. Ne diyorduk arkadaşlar? Neyden başlıyordu? Yükseltinin az olduğu kısımları yeşil, yeşilden sarı, sarıdan turuncu, turuncudan kahverengi, koyu kahverengi ve daha koyu kahverengi olarak biz yükseklikleri belirliyorduk Türkiye haritasında. Özellikle şöyle bir baktığımızda 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı alanlara baktığımızda arkadaşlar renk değişimi en fazla nerede olacaktır? 4 numarada olacaktır. Neden? Çünkü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya doğru bir geçiş vardır. Burada da özellikle renk değişimi nasıl olacaktır arkadaşlar? Kahverengi tonlarına doğru ilerleyecektir. Bu yüzden cevabımız Denizli olmalı. Diğer soruya geçelim. Şimdi diyor ki aşağıdaki haritada Cape Box yani Kanada ile Bergen, Norveç'te yer alan kentlerin aynı tarihteki sıcaklık ortalamaları verilmiştir. Bu merkezlerin sıcaklık ortalamaları arasında oluşan farkın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, okyanus akıntıları sıcaklık iklim dersimizde bunu işlemiştik. Demiştik ki, Norveç'teki Labrador soğuk su akıntısıyla Amerika'nın özellikle batı ve doğu kıyılarını etkileyen Gulf Stream sıcak su akıntıları var değil mi? Bu sıcak ve soğuk akıntılar özellikle aynı tarihlerde bakın bu iki merkezin farklı sıcaklıklara sahip olmasına neden oluyorlardı. Bu yüzden diyebilirim ki Cape Fox'ta etkili olan Labrador soğuk akıntısı ve Bergen'de yer alan Gulf Stream sıcak su akıntısı bu bölgelerin sıcaklıklarını etkiler demeliyim. Bu yüzden cevabım A olmalı. B ortalama yükseklik, karasallık şiddeti, nemlilik, güneş ışınlarının düşme açısı gibi şıklar bana buradaki farklılığı açıklamayacaktır. Devam edelim. Demiş ki aşağıdaki özelliklerden hangisinin görüldüğü atmosfer katmanı yanlış verilmiştir? A. Güneşten gelen zararlı ışınları çözerek canlı yaşamının devamlılığını sağlar stratosfer. Evet arkadaşlar özellikle demiştik ki ultraviyole ışınları tutup dünyayı düşmesini engelleyen katmanımız stratosfer tabakasıydı. Hatta demiştik ki ozon tabakası da burada yer alıyordu. -55 derecelere kadar soğuk bir tabakaydı bu. A şıkkını doğru kabul ettim. B de diyor ki radyo dalgalarını yansıttığından haberleşmede önemli rol oynar termosfer. Termosfer tabakası evet yine doğru söyledi. Demiştik ki radyo dalgalarının uydu alıcılarının bulunduğu katmandı. Özellikle en sıcak katmandı ve en dış katmandı. Bu yüzden B'yi de kabul edebiliriz. C de diyor ki yer çekiminin etkisi çok az hissedildiğinden gazlar seyrektir. Termosferin hemen bir üst katı olan egzozlar artık yani uzaya çıkış yaptığımız küçük tabakadır. Yine bu yüzden bunu kabul edebiliriz. Yer çekimi egzozlarda etkisini hemen hemen hepsini kaybetmektedir. Bu yüzden C şıkkı da doğru. D'ye bakalım. Demiş ki su buharının tamamının bulundurması nedeniyle iklim olayları yalnızca bu katmanda görülür. İçinde yaşadığımız troposfer tabakasıydı bu. Su buharının %90'ı nerede bulunuyordu arkadaşlar? Bu tabakada bulunuyordu. Bu yüzden ki diğer tabakalarda biz iklim ve yağış olaylarını görmüyorduk. Bu yüzden D'yi de kabul ettim. E de diyor ki yerden yansıyan ışınlarla ısındığından yükseldikçe sıcaklık düzenli olarak azalır mezosfer demiş. İşte bakın bu yanlış bir bilgiydi. Demiştik ki yerden yansıyan ışınlarla ısınan katman neresi arkadaşlar? Bizim içinde bulunduğumuz troposfer katmanı. Bu yüzden ki sıcaklık demiştik ki her 200 metrede 1 derece azalıyordu. İşte buna örnek olarak özellikle yüksek dağları vermiştik. Bu yüzden bu mezosfer değil troposfer katmanı olmalı. Cevap buradan Edirne arkadaşlar. Devam edelim. Yine bir izoyüks haritası ile ilgili bir soru var önümüzde. Hemen hatırlayalım bunları. Demiş ki yukarıdaki izoyüks haritası verilen yörenin işaretlenmiş kesimlerinde yer şekillerinden hangilerinin görülmesi beklenir? Şimdi şöyle bir haritaya baktığımız zaman ilk olarak neyi fark ediyorum arkadaşlar? Bu alandan bir akarsu geçtiğini görüyorum değil mi? Bir de sırt ve vade ayrımlarımız vardı. Bunu bir hatırlayalım. V'lerle ve ters V'lerle bunları hatırlıyorduk. Demiştik ki eğer eğimin arttığı yönde ben V harfleri görüyorsam, V'nin sivri uçlarını görüyorsam bu bir neydi? Vadiydi. Eğer eğimin azaldığı kısımlara karşı, bakın mesela şurası, eğimin azaldığı kısımlara karşı
Eğer bir V profili görüyorsan bu da bir sırtı ifade ediyordu. Şimdi birlikte bakalım. Bir A şelale demiş. Şelaleyi görebilir miyim? Kesinlikle görürüm. Neden? Birincisi buradan bir akarsu geçmiş. İkincisi bakın şurada yükselti ne yapıyor? Eğim ne yapıyor? Artıyor. Demek ki burada bir şelale. Çünkü eğim artmış. Eğim arttığı için de şelalenin olduğunu söyleyebilirim şu alanda. İkiye baktım sırt. Bu alanda yine bakın eğer bana haritanın tamamında deseydi sırtı gösterebilirdim. Nasıl gösterirdim? Şu yönde gösterirdim değil mi? Bakın burada bir V var derdim. Ama bana şu alanı gösterdiği için ne yapmam lazım? Sırtı nereye doğru atıyor arkadaşlar? Yükseğe doğru atıyor değil mi? Yüksekten atıyor. O zaman cevabını da sırtı gösterebiliyor muyum? Hayır gösteremiyorum. Çünkü bu akarsuyun kenarında akan alan neresi? Vadi. Bu yüzden 2'yi kabul edemem. 3'ü kabul edebilirim. 4'te de platoyu göstermiş. Burada bir plato var mı? Hayır yok. Neden? Çünkü plato nasıl alanlardı? Düzlük alanlardı. Eğer düz bir alan olsaydı buralarda biz izoips şekillerini görebilir miydik? Yükselti gösteriyor değil mi bu izoips şekilleri? Bu yüzden de göremezdim. Bu yüzden cevabım ne olmalı? Bir şelale ile bir de vadiyi şu gösterdiği alanda bulabildim. Bu yüzden cevabım Bursa olmalı. Devam edelim 19. soruyla. Demiş ki bu parçadan numaralandırılmış cümlelerden hangisi şehrin iklimiyle ilgili bilgi vermektedir? Her yıl olduğu gibi bu yılda yaz mevsimi serin ve yağışlı geçiyor. Birinci cümle. Alçak basıncın etkisinde kalacak şehrimizde yarın havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Bakın bu şeyde bana neyle ilgili bilgi verdi ikinci cümlede? Yarın havanın parçalı olması ile ilgili bir bilgi veriyor. Demek ki bu bana hava durumunu simgeliyor değil mi? İçe baktım. Günün en yüksek sıcaklığının 25 derece, en düşük sıcaklığının ise 16 derece olacağı tahmin edilmektedir. Bakın yine bana kısa mesafelerde, kısa süreli bir bilgi verdiği için yine ne diyorum? Hava durumu ile ilgili bilgi verdi. Diğer şıkka baktım. Diyor ki öğle saatlerinde %37 civarında olacak nem oranı artacağından öğleden sonra yer yer sağanak yağışlar görülebilir demiş. Yine burada bakın yarınla ilgili bir çıkarım yapıyor. Demek ki hava durumundan bahsetti. Rüzgarın batıdan 6 km/saat hızla esmesi bekleniyor demiş. Bakın yine bana rüzgardan ve esme sıklığından bahsetti. Hava durumuyla ilgili bilgi verdi ama ilk cümleye dikkat ederseniz yaz mevsimleri yağışlı geçiyor demiş. İklimle hava durumu arasındaki en büyük bilgi fark neydi arkadaşlar? İklim uzun süreli incelemelerde, hava durumu kısa süreli incelemelerde. Bu yüzden cevabım A şıkkı olmalı. Geldik 20. sorumuz ve son sorumuzda. Diyor ki dünyanın günlük hareketi sonucunda ortaya çıkan durumlardan bazıları sıcaklığın gün içinde değişmesi, bazıları ise dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesi ile ilgilidir. Buna göre durumlarının hangileri günlük sıcaklık değişimi, hangileri dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesinin sonucu ortaya çıkar. Şimdi diyor ki 1. Tokyo'da yeni yıla İstanbul'dan önce girilmesi. Tokyo İstanbul'dan önce neden yeni yıla giriyor arkadaşlar? Çünkü Tokyo nasıl? Daha doğuda değil mi? Biz daha batıda kalıyoruz. O yüzden birinci şıkkım nerede olmalı? Batıdan doğuya doğru dönmesinde olmalı. Demek ki ben sadece nerede arayabilirim doğru şıkkımı? D ve E'de arayabilirim. Diğerleri ne yaptı? Eğlendim. İki de diyor ki Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde akıntıların sağa sapması. Biz demiştik ki dünyanın dönüş yönünden dolayı, dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için özellikle kuzey yarımkürede rüzgarlar ve okyanus akıntıları sağa doğru saparken güney yarımkürede sola doğru sapar. Bu yüzden bakın ikinci şıkkı da nerede aramalıyım? Dünyanın dönüşü vesilesiyle aramalıyım. Bu yüzden 1 ve 2 zaten bakın cevabım çıktı. Cevabım denizde olmalı. Yine de diğer şıklara bakalım. Taşların fiziksel yollarla ayrışması. Arkadaşlar bu neyle ilgili? Tam olarak sıcaklıkla ilgili değil mi? Özellikle çöllerde bahsetmiştik biz bunlardan. Günlük sıcaklık farkları çok yüksek olduğu için geceleri çok soğuyup gündüzleri çok ısınıyordu. Bu yüzden de fiziksel yolla bunlar ne yapıyorlardı? Birbirlerinden ayrılıyorlardı. 3 numaram günlük sıcaklık değişiminde olmalı. 4'e baktım diyor ki Meltem rüzgarlarının gün içinde yön değiştirerek esmesi. Biz Meltem rüzgarlarının açıklamıştık hatırlayalım. Demiştik ki özellikle deniz meltemi ve kara meltemi olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Bunun temel sebebi de denizlerin ve karaların birbirinden farklı ısınmasıydı. Bu yüzden cevabını D şıkkı olarak seçmeliyim arkadaşlar.